arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bebeklerim sizi seviyorum. Bugün bunu kuzenim adı verdi. Arzumun difüzörlü saç kurutma makinesi açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde. Bu difüzörlü oluyor. Buna difüzör deniyor. Bu difüzörlü, yani böyle saçım böyle yapıp duracağım. Yani saçın şeklini koruması için işte böyle yapacağım. Bu da saç kurutma makinesi. Buna takacağım. Bakalım, açalım. Bu neymiş? Ha, bu da fön makinesi. Yani fön makinesinin ucu. Fön şeyi. Yani bunu takınca fön oluyor. Şimdi priz takalım ve kullanalım. Evet arkadaşlar, takıyoruz. Şimdi buna bu şekilde takıyoruz. Çevirmek gerekiyor mu acaba bunu ya? Takamadım ben bunu. Ha, taktım. 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 Tebrikler. Taktım. Tebrikler. Evet. Bakayım. Taktım. Şimdi bunu taktık arkadaşlar. Şimdi iki tane yeni ürün aldım. Diğeri sürpriz yapacağım. İlk olarak bunu tanıtıyorum. Vukle belirginleştirici saç bakım kremi. Daha sonra banyo yaptığım zaman artık başka bir gün diğer ürünü tanıtacağım. Şu an bunu tanıtalım. Bu 48 saat belirginlik sağlıyormuş. Saçı besliyormuş. Buklelere şekil veriyormuş ve bukle belirginleştirici zaten adı üstünde saç bakım kremi. Göstereyim. Bu şekilde. Şimdi nasıl kullanılıyor? Temiz ve ıslak saça taramadan önce saç boy ve uçlarını uygulayın. Tamam, saçım ıslak zaten. Şu an fazla beslemek ve kontrol altına almak için kuru saça da uygulayabilirsiniz. İstediğim bu zaten. Kuru ve ıslak saça fark etmeksizin uygulamak yani. Kuru saça da uygulayabilmek istiyordum ben. İyiymiş. Kuru saça da uygulayabilirmişiz. Başlayalım. Bunu. Ha, anladım. Anladım, tamam. Amla yağlıymış bu arkadaş. Bunun içinde amla yağı var. Mucizevi yağ amla. Biraz güzel İdare eder yani kokusu. Pek beğenmedim ama bence bu kadar yeter ya. Yeter mi acaba? Yeter bence. Saçım uzun ya, onun için böyle yaptım. Evet. Bu şekilde yaptık. Acaba saç kurutma makinesinin içine su giderse bir şey olur mu? Çünkü şu an saçım çok ıslak. Elektrik çarpmasını istemem. Kolluyla elimi siliyorum arkadaşlar. Çünkü hep elimde kalıyor yani, elim çok kaygın oluyor. Böyle yapıyor elinizi. Şimdi şımdım. Çok şım. Bugün de şımarıklanmıştım de ya. Hiç bir şey yok. Bu kadar uzunlukta. Uzunluğu iyi. 2 metre falan. Aynen 2 metre. Ah. 1,5 metre falan. Gece kurutmam gerekiyor. Güzel. Güzel, bu kadar bile bildi. Ne diyeyim ya? Böyle ben var mı? Çok sıcak. Kışın falan ben bugün sıcak tutacağım. Sıcım bu işi muğalak kurulurken. Değil mi? Böyle bunu açıyorum ve karşısına geçerek ısınırım. Allah'ım ne olur. Tamam.
Çocuğum önceden daha kabarıklıydın ya. Çocuğum düzle esne düzle çek kesile kesile kabardı git o. Arkadaşlar saçım bu şekilde oldu. Kuruttum falan. Bence güzel oldu. Böyle. Bu 48 saat kalıcıymış. Dalga ve kıvırcık saç için dudulanmaz. Bu şekilde. Ben beğendim. Böyle böyle kuruta kuruta durdum. Baş. Bir daha sonraki videoda da neyse onu söylemeyeyim. Sürpriz olsun. Başka bir ürünü inceleyeceğiz. Ama bu iki videoyu da birleştireceğim. Yani iki ürünü inceledim videoyu birleştireceğim. Baş. Ya anlamıyorum. Bu diğer günden hepinize merhaba. Bugün bu ürünü inceleyeceğiz. Got to be bu klavye ilginleştirici. Nemli nem alınmış saç uygulanıyormuş. Bakalım bu klavye ilginleştirici saç köpüğü. Esnek bu klavye. Canlı ve esnek elektriklenmeye karşı ekstra güçlü tutuş. Ve bu 96 saate kadar elektriklenmeyi önlüyor. Şimdi karşılaştıralım. Bu 48 saate kadar belirginlik sağlıyor ve saçı besliyor. Bu 96 saate kadar elektriklenmeyi önlüyor ve her bukle tipine uygun. Bu 96 saat, bu 48 saat. Bakalım. Arkadaşlar ayrıca ben ilk bunu kullanmıştım. Bu çok güzel kokuyor. Ya ilk başta kokusu gelmiyor. Mesela bunu sıkıyorsunuz, böyle gezmeye gidiyorsunuz, eğleniyorsunuz, düşüyorsunuz, sonra eve geliyorsunuz, uyuyorsunuz. Sabah kalkınca saçınız çok güzel kokmaya başlıyor. Yani benim saçım bu şekilde oldu. Sabah kalkınca saçım da böyle 5-6 saat bunu sıktıktan sonra bir vakit geçiyor yani bayağı bir vakit geçiyor. Sonra bu çok güzel kokmaya başlıyor. Keşke kokmayabilirsiniz. Bu şekilde bu. Şimdi de bunu kullanalım. Buna köpük olması için çaklanması gerekiyor. Bu köpük şeklinde. Ne tarafını açacak ki bu ya? Ha burasını açık anladım. Köpük buradan çıkıyormuş. Oh. Alamıyorum. Bence bu kadar yeter ya. Arkadaşlar çok güzel kokuyor. Aa. Ben de fen makinesiyle kurutacağım saçımı. Neye? Bu şekilde oldu. Şimdi de fen makinesine geçiyoruz. Kurudu. Evet arkadaşlar şu an saçım kurudu yani. Çoğunluğu kurudu. Daha fazla beklemeyeceğim. Ve böyle yaptıkça elinize çok sert ve yapış yapış bir his geliyor. Ama bunu yapınca böyle yumuşacık geliyordu. Bundan böyle yumuşacık geliyordu ve çok güzel kokuyordu. Ama bunu yapınca böyle elinize yapış yapış ve galiba köpük olduğu için. Köpük olduğu için olabilir. Böyle yapış yapış ve sert bir his geliyor. Ve 96 saat kalıcı bu. Bu yüzden olabilir bence. Ama bu şekilde oldu. Ben ikisini de sevdim. Bu kokmuyor. Köpeğe elime sıktığım zaman zaten güzel kokuyor. Böyle çok güzel kokuyor. Böyle parfümle gibi kokuyor ama şu an saçım fazla kokmuyor.
Bu şekilde onu seçeceğim. Şimdi birkaç fotoğraf çekeceğim. Onu da yanlara bir yerlere koyarım. Yani doğrusu söylemek gerekirse ve bu ikisini karşılaştırmak gerekirse ben bundan daha çok memnun kaldım. Bundan. Bunu alın. Bu da güzel. Köpük sonuçta ve içinde daha fazla var. Ama ben bunu da çok sevdim. Bu çok güzel kokuyor. Teyzem çağıracak da oraya gideceğim. Onu ver. Zili açın. Like atın. Sevineceğim bebekler. Bye bye. Teyzem şey yapacak.